Peki bizim söylemediklerimiz bazı şeyler de var mesela. Dedim. Esnaflarımıza valiliğimizin katkı sağlanmasını dedim. Evet. Esnaflarımızın mağdur razı olsun. Fakat biz de bu sizin dediğiniz gibi aynen bu güzergah ücretleridir. Ondan sonra nedir çektiğiniz sıkıntılardır. Bunları kendilerine anlatıyoruz. İnşallah en kısa zamanda basın aracılığıyla Sayın İl Valimiz başta olmak üzere, devlet başta olmak üzere bu sorunlarınıza bir çözüm bulacağına inanıyorum. Onun için okulların kapanmasıyla, okulların kapanmışsa genellikle bana bağlı olan 1000 tane servis aracım var ve bu 1000 tane servis aracında okulların kapanmasıyla kontaklarını kapatmışlardır. Bu kontağını kapatan arkadaşlarımızın geneli yani %80'in üzerinde araçları kredili araçlardır. Evleri kiradır. Gerçekten çok zor günler yaşıyorlar. Bu nedenden dolayı özellikle Sayın Devlet'ten ve Sayın Valimizden esnaflarımıza katkı sağlamak için kendilerine büyük destekler beklemekteyiz. Bekliyoruz. Bizim genelde iş imkanı sağlanması veya maddi destek sağlanması. İki konuda da istiyoruz yani. Eğer iş konusunda imkan sağlanmıyorsa bunlara maddi desteğin sağlanmasını istiyoruz. Ayrıca bugün Diyarbakır'da resmi kurumlarda, kamu kurumlarda personelin hemen hemen %50'ye indirmişlerdi. İdari izinler, diğer izinler vererek personel fazla kalmamıştır. Ama özel sektörde hiçbir değişiklik yoktur. Özel sektöre, özellikle organize sarayına taraf giden personellerin tamamı işlerine gidip geliyor. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Burada da vatandaşın bu riski aldığı demektir. Riski almış demektir. Riski almış demeklerdir. Çünkü neden? Esnaflarımız bu personelleri götürürken ikişer ikişer yan yanda duruyorlar. Eğer en azından bir koltuk boşta kalmış olsaydı bugün durum farklı olacaktı. O vatandaşın da bu hastalıkla bir nebze de olsa korunmuş demektir. Doğru mudur efendim? Ha, bu nedenden dolayı biz Sayın Valimize, Sayın işverenlere diyoruz ki bu hastalığın geçene kadar bu servis araçlarının sayısının ikiye katlanması veya üçe. Hatta neden? Diyeceksiniz ki boşta olan esnaflarımız çoktur, araçlar boştadır. Bir koltuk boş olarak yani boşarlı olarak koltukların birer atlamalı olarak personel oturursa daha sağlıklı olur. Daha sağlıklı olur. Bu da benim kendi şahsi görüşümdür. İkincisi ise Sayın Valimiz bu imkanı tanırsa bize halk arasında özellikle bu söylediğim söz şehir içi minibüsleri ve halk otobüsleri, belediye otobüsleri için geçerlidir. Paket tabir ettiğimiz sözler vardır mesela. Bu da minibüsler ve halk otobüsleri, belediye otobüsleri için geçerlidir. Bu paket olmaması için, bu hastalığın geçmesi süresi için Sayın Valimize şu konuda biz kendilerine destek yani imkan sağlama imkanımız olabilir. Esnaflarımız bir nebze olsun bir katkı sağlayacaklardır kendilerine. Biz her gün 100 tane aracımızı 4 tane durağımıza verebiliriz. Her durağa 25 tane en azından herkes koltuk sayısını almış olur. Bu vatandaşlarımızın da bu hastalıktan korunmuş olurlar. Bu da esnaflara bir imkan sağlanmış olur ve bu vatandaş da bu hastalıkta bir nebze olsun korunmuş demektir. Doğru mudur efendim? Bizim vatandaşlara ne tür imkanlar sağlayabiliriz? Buna gelince de sadece bu şekilde yani iki personel aracını gönderdiğimiz zaman vatandaşlar biraz olsun korunmuş olur. Devletimize, resmi makamlara, belediyelere biz Diyarbakır Servisler Odası olarak her zaman katkı vermeye hazırız. Bizlik düşen bir konu varsa biz hazırız. Gecesi gündüzü olmadan ben şahsım olarak esnafımın adına biz her şeyi yapmaya hazırız efendim. Şimdi her Mart ayında tüm esnaflarımızın Büyükşehir Belediye'miz UKM Daire Başkanı'nda güzergah alma zorunluluğu vardır. Bu virüs nedeniyle bu sürenin en azından bitmesi veya bir iki ay daha ertelenmesi, trafikte ekipleri tarafından kontrol edilmesi veya izin verilmesi gibi bir sürecin istemesini yani izin verilmesini istiyorum. Peki bu izin verilmese ne olur? İzin verilmediği takdirde trafik denetleme ekiplerince araçlarımız bağlanıyor. Çok yüksek derece 2000 lira kadar bir para cezasının en az 30 gün 60 gün kadar da araç bağlama durumu söz konusu.
Bu da bizim mağduriyet. Tabii çok büyük bir mağduriyet söz konusudur. Esnaflarımız perişan olur yani bu konuda. Aracın bağlanması, bir saat bağlanması bile maliyeti çok yüksektir. Çünkü neden? Araç çekiciyle gidiyor. Araç otoparka çekiliyor. Otoparktan çekildikten sonra tekrar geri geliyor. Bir sürü işlem gerekiyor. Arkadaşlarımız mağdur oluyor. Evet. Araçlarımızın özellikle personellere zarar vermemesi için tüm sürücülerimizden maske takmalarını, araçların içerisini güzel bir şekilde yıkayıp temiz tutması için şoförün kesinlikle personelle temasa geçirmemesi gibi uyarılarımız olmuştur. Bu da eğer araçta fazla personel yoksa birer koltuk aralıklı bir şekilde oturtulması gibi bu konularda esnaflarımızı bilgilendirmişiz ve uyarılarımızı yapmışız efendim. Servis araçlarımız genellikle aylık öğrenci okula götürmüyorlar genelde. Aylık değil, sezonluktur. Kaç ay okul var? 9 ay. Esnaflarımız velilerden 9 ayın ücretini alıyorlar. Ha bir hafta 5 gün okul tatil oldu, onun için para almayacak diye bir şey yok. Onu alacaklar. Çünkü neden? Bunlar öğrencilerini servis araçlarına verirken bir aylık değil, bir sezonluk veriliyor. Bu bir sezonun parası verecek. Ha şu anda anormal bir durum var. Eğer bundan sonra okullar tatil olursa, okula gidilmeyecekse elbette bu parayı esnafa vermeyecekler. Para velinin cebinde kalacak. Ama diyelim ki ayın birinde okul açılacaksa esnafa paraları normal şekilde daha önceden ödediği gibi aynı şekilde ödemeleri gerekiyor efendim. Konu budur. Araçlarımız aylık değil, haftalık değil, bir sezonluk öğrenciyi götürüyor. Bir sezonluk öğrenci parasına kadar örneğin diyorlar 1.000 lira. Sen 1.000 lira isterse bir sefer ver, isterse 3 taksite ver, isterse 6 taksite ver, istersen ayda 1 ver. Bir sezonun parasını çıkarıyorlar. Yani bir haftalık, bir aylık değildir. Teşekkür ediyorum.